Bugün evimizi ısıtmak ve elektrik santrallerimiz için her yaktığımız kömür 300 milyon yıl önce ölen bitkilerden meydana geldi. Çürümenin ortasında, gözden uzakta, hayat canlanıyor. Yakında tohumlar çimlenecek, bitkiler büyüyecek, çorak toprak yeniden yaşayacak. Hayat, gezegeni fethetmiş gözüküyor. Sürü halinde yaratıklar Sibirya ovalarında otluyor. Dinozor değiller. Onlar 20 milyon yıl daha dünyaya ayak basmayacak. Ama bunlar da büyük. Evrim ileri doğru çok büyük bir adım attı. Önceden gördüğümüz küçük kertenkeleler şimdi devasa sürüngenler olmuşlar. Bunlar Scutosauruslar. Kaplumbağaların uzak akrabaları. Otoburlar. Eğer otoburlar böyle gözüküyorsa, etoburlar ciddi anlamda kaba olmalı. Bu bir gorgonopsit. Kusursuz bir mühendislik örneği olan tarih öncesi ölüm makinesi. Gorgonopsid'in kılıç dişleri Scutosaurus'u yaraladı. Etobur, avı kan kaybından güçsüzleşirken onu seyrediyor. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor? Geri çekiliyor. Garip bir şeyler oluyor. Yer gittikçe ısınıyor. Yüzeyin altında inanılmaz bir basınç olmalı. Ama tek bir yanardağdan değil, bütün arazi patlıyor. Bazalt patlaması seli. Çok miktarda kabuk dumanı dünyanın derinliklerinden yükseliyor. Eriyip kayaları dünyanın kabuğundaki çatlaklardan itiyor. Verimli cennet, şimdi hayatsız bir cehennem. Scutosauruslar ve Gorgonopsitler öldü. Onlar dünyanın gördüğü en büyük soy tükenmesinin ilk kayıpları. Permiyen dönemi. Gondwana kıtasının öbür tarafında sanki hiçbir şey olmamış gibi. Kar. Ama sıcaklık 20 derece civarında. Hayo, kar değil. Kül. 16 bin kilometre uzaktaki patlamanın serpintileri.
kül yakıyor, boğuyor ve dünyadaki hayvanları öldürüyor. Atmosfer patlamalardaki sülfür dioksitle dolu. Yağmur yağınca gaz sülfürik aside dönüşüyor ve üzerine düştüğü her şeyi yakıyor. En başta bölgesel bir felaket gibi gözüküyordu. Ama şimdi küresel oldu. Sibirya patlamaları dünyanın karbondioksit seviyelerini arttırıyor. Atmosfer sıcaklığı artıyor. Su buharlaşıyor. Bitki örtüsü ölüyor. Hayat sonunda kendine tutunacak bir yer buldu diye düşünmüştüm. Hata yaptığımız belli oldu. Karada hayat belirtisi yok. Ama okyanuslar? Aa, bu gerçek olamaz. Okyanuslar pembeye dönüyor. Bitkiler, tribolitler, etoburlar, her şey gitti. Bu pembe su yosunları hariç her şey. Bu yeni, daha sıcak atmosfer okyanusları ısıtmış ve oksijensiz bırakmış olmalı. Şimdi bu cansız suda sadece yosunlar ayakta kalabilir. Sibirya patlamaları bütün gezegeni dönüştürüyor. Hiçbir şey, en derin okyanus tabanı bile ulaşamayacakları kadar uzak değil. Bakın, baloncuklar. Ama oksijen değil. Deniz yatağı altındaki büyük metan gazı ceplerinden kaçan metan. Metan bir sera gazı. Karbondioksitten en az 20 kat daha ölümcül. Şimdiye kadar gaz donmuştu. Ama deniz sıcaklığı arttıkça gaz erimeye başlıyor. Atmosfere salınınca bu güçlü gaz ısıyı çok daha fazla yükseltiyor. Neredeyse 40 derece. Sibirya patlamalarından önceki sıcaklıktan 6 derece fazla. Şimdi buraya kadar gelebilmiş yaratıklar bile lanetlendi. Patlamalar başladığından beri 500 bin yıl geçti. Ve bunca zaman, yarım milyon yıldır lav akıyor. Amerika Birleşik Devletleri büyüklüğünde bir alanı neredeyse 6 kilometre derinliğinde eriyip kayayla kaplıyor. Hayatın %95'i yok oldu. Bazı yaratıklar yer altına çukur kazarak ve bulduğu her şeyi yiyerek hayatta kaldı. Ama diğer her şey öldü. 250 milyon yıl önceye başladığımız yere geri döndük. Yaşam olmayan bir gezegen. Neredeyse. Dünyadaki yaşamın tamamen yok olmasından beri 50 milyon yıl geçti. Gezegen dönüşüm geçirdi. Şimdi 200 milyon yıl öncesi.
ve bir süper kıta. Pangea, kutuptan kutba esniyor. Kitleler halinde soy tükenmesinin travmasının ardından gezegen iyileşiyor. Sıcaklık sabitleniyor. Asit yağmuru nötrleşiyor ve bitki örtüsü geri dönüyor. Ve dünyadaki hayatın %95'inin yok olmasından sonra arazi yeni türlerin ortaya çıkmasına müsait. Onlardan önce ve sonra kimse gezegene öyle egemen olmadı. Dinozorlar. Bu dinozorlar Amazonuslar. Bütün dinozorlar gibi Permiyen döneminde hayatta kalan sürüngenlerden evrim geçirdiler. 4,5 metre boyunda oldukları için boyutları onları yavaşlatıyor ve hassaslaştırıyor. Bir Diloposaurus. 2 tane. 3 ve hızlılar. Amazonus, bir Dilophosaurus için çok büyük bir yemek. Ama 2 tanesi için değil. Dünya dinozorlarla yeniden kalabalıklaştı. Ama hiçbir tür bu yerinde duramayan değişken gezegeni evcilleştiremez. Dünyanın kabuğu burada inceliyor. Lav salıyor, depremlerle sallanıyor, sanki görünmez bir güçle esnetiliyor gibi. Aynı şey Kuzey Amerika'nın doğu kıyısı olacak yer boyunca da oluyor. Dünyanın plakaları gene hareket ediyor. 190 milyon yıl önce süper kıta Pangea kırılıyor. Çok geniş bir tabaka kırılıyor. Bu çatlak yaratıyor. Ve yeni bir okyanus olan Tetis bu alanı dolduruyor ki burası daha sonra Orta Doğu olacak. Akıntılar besinleri kıyı sularına itiyor. Buralar daha sonra Suudi Arabistan, Irak ve İran olacak. Besinler balıkları çekiyor. Milyonlarcasını. Çok fazla yaşam olunca çok fazla da ölüm oluyor. Ölü balıklar ve planktonlar okyanus tabanına seriliyor. Sonraki 10 milyon yılı aşkın sürede kaya tabakaları ölü yaratıkları gömecek ve ısıtacak. Tarih öncesi balıklar ve planktonlar petrol olacaklar. Arabalarımızdaki her 1 litre yakıt, gezegendeki her plastik, duvarlarımızdaki boya,
ayağımızın altındaki halı, hatta yıkandığımız sabun bile neredeyse hepsi bu yolla meydana geldi. ...180 milyon yıl önce ve sonrasında Kuzey Amerika plakası hala Avrupa ve Asya plakalarından uzaklaşıyor.